ve zaman gösterme özelliği aşağıdaki tarih anlatılarından hangisinde yer almıştır? C seçeneğinde diyor ki Avrupa'da 14. yüzyılda görülen veba salgını milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur. Şimdi yer var mı? Evet, Avrupa demiş. Zaman da var. 14. yüzyıl. Dolayısıyla yer ve zaman gösterme özelliği söz konusu. Diğerlerine baktığımız zaman yer var, zaman yok. Burada zaman yok, yer yok. Osmanlı Devleti Sosyal Hizmetler demiş, zaman ve yer yok. Köktürkler yer ve zaman burada da verilmemiş. Doğru cevap C seçeneğidir. Tarih insanın yeryüzünde göründüğü andan itibaren yaptığı ya da düşündüğü her bir izi, arta kalan her şeyi içerir. Tarihçi Robinson'un bu tanımına göre tarihin unsurlarından hangilerinden oluştuğu söylenebilir. Doğa olayları, geçmiş, insan faaliyetleri. Diyor ki insanın yeryüzünde göründüğü andan itibaren yani insan faaliyetleri var tarihin içerisinde. Tarihin unsurlarından bir tanesi insan faaliyetleridir. Yine insanın göründüğü andan itibaren demiş. Yani o zaman geçmişi de bu unsurlar arasında sayabiliriz. Fakat doğa olaylarını söyleyemeyiz. Doğru cevap 2 ve 3 E seçeneğidir. Leopold von Ranke'nin bu sözünde belge olarak tanımlanan kaynakların tarih bilimi için durumlarından hangilerini sağladığı savunulabilir. Tarihi olayların kanıtlanmasını sağlamaktadır. Çünkü belge yoksa tarih de yoktur diyor. Belge varsa tarihi olaylar kanıtlanabilir. Tarihi olaylarla ilgili somut verilere ulaşılması, belge varsa somut verilere ulaşılabilir. Ama belge yoksa tamamen soyut tahminden ibaret olur. Bunu da söyleriz. Tarihi bilgilerin mutlak bilgi olması bunu sağladığı söylenemez. 1 ile 2 söylenir. Doğru cevap D seçeneğidir. Tarihi bilgiye kaynaklık eden malzemeler niteliklerine göre sözlü kaynaklar, yazılı kaynaklar, sesli ve görüntülü kaynaklar ile tarihi eşya ve nesneler şeklinde sınıflandırılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözlü kaynaklardan biridir? Kil tabletler yazılı kaynaklardır. Fotoğraflar görüntülü kaynaklardır. Arkeolojik buluntular tarihi eşya ve nesneler olarak söyleyebiliriz. Padişah fermanları bunlar da yine yazılı kaynaklardır. Efsaneler, anlatılan efsaneler ise sözlü kaynaklar arasında yer alır. Doğru cevap E seçeneğidir. Mehmet Fuat Köprülü'nün bu sözlerle eleştirdiği durum aşağıdakilerden hangisidir? Demiş ki tarih tam anlamıyla geçmişte meydana gelen bütün fiiller ve olayların toplamıdır. İnsan fikir ve faaliyetlerinin sonuçlarının toplamı demek olan tarihi, bazıları yalnız devletlerin kurumları ve onların karşılıklı ilişkileriyle sınırlamak isterler. Olayları olduğu gibi nakil ve hikaye etme taraftarı olanların ileri sürdükleri bu fikir, tarihi bir ilim olarak düzenlemek ve şekillendirmek isteyenler tarafından asla kabul edilemez. Burada Fuat Köprülü, tarih biliminin siyasi tarihle sınırlandırılmaya çalışılmasını aslında eleştiriyor. Sadece devletin kurumları, onların karşılıklı ilişkileriyle birileri yani siyasi tarihle sınırlandırmaya çalışıyor tarihi diyor. Ve bunun tabii ki kabul edilemeyeceğini belirtiyor. Doğru cevap D seçeneğidir. Tarih dersinde öğretmen, öğrencisi Ahmet'ten Şanlıurfa yakınlarında bulunan Göbekli Tepe yerleşiminin tarih öncesi dönemleri hakkında bir araştırma yapmasını istemiştir. Ahmet'in yapacağı bu araştırmada aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygulaması beklenemez. Göbekli Tepe arkeolojik bölgesini ziyaret ederek izlenimlerini yazabilir. Göbekli Tepe hakkında basında çıkan haberleri tespit edebilir. Göbekli Tepe hakkında yazılmış lisansüstü tezleri belirleyebilir. Üniversitelerin arkeoloji bölümündeki bilim insanlarıyla söyleşi yapabilir. Göbekli Tepe yakınlarında yaşayan insanların günlük yaşamlarını gözlemleme. Bunu yapması beklenemez. Çünkü tarih öncesi dönemi araştıracak. Ama burada yaşayan insanlar artık tarih öncesi dönemde yaşamıyorlar. Günümüzde yaşıyorlar. Dolayısıyla buradaki insanların günlük yaşamlarını gözlemlemesi ona tarih öncesi dönem hakkında bir fikir vermez. Doğru cevap B seçeneğidir. Uygurlar dönemine ait Şine Usu yazıtı ile ilgili yapılacak bir tarih araştırmasında aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanılması beklenemez? Numizmatik para bilimi, filoloji dil bilimidir. Palografya yazı bilimi, epigrafi kitabe bilimi ve edebiyat. Şimdi burada bir yazıt, Şine Usu yazıtı edebiyattan yararlanır.
Kitabeden bahsediyoruz, yararlanır. Yazı var burada, yararlanır. Bir dil ile yazılmış, dilden de, filolojiden de yararlanır. Ama para bilimi olan numizmatikten faydalanması beklenemez. Doğru cevap A seçeneğidir. Buna göre analar hakkında çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Tarih bilimi için kaynak olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü tanrılarına hesap vermek için hazırlıyorlar. Yaptıkları bütün savaş, barış ve faaliyetler tarafsız bir şekilde anlatılmış. Bu tarih bilimine önemli bir kaynaktır, tarafsız anlatıldığı için. Hitit tarihi için birinci elden kaynak niteliği taşımaktadır. O dönemde bir oluşturulmuş birinci elden bir kaynaktır, önemli bir kaynaktır Hitit tarihi için. Tarihin ilk yazılı eseri olduğunu söyleyemeyiz. 1 ile 2 söylenir, doğru cevap D seçeneğidir. Görselde yer alan tarihin ilk yazılı anlaşmalarından biri olan Kadeş Anlaşması'nın tarih bilimi tarafından incelenebilmesinde bilimlerinden hangilerinden yardım olması beklenebilir? Arkeoloji, kazı bilimi, paleografya, yazı bilimi, diplomasi, yazışma bilimidir. Kazı, arkeolojiden yardım aldığını söyleyemeyiz. Burada herhangi bir kazıdan bahsedilmiyor. Paleografya, bir yazı kullanılmış neticede bu anlaşmayla ilgili paleografyadan yardım alır. Diplomasi, devletler arasındaki ilişkileri inceleyen, yazışmaları, anlaşmaları inceleyen bir bilim. Diplomasiden de yardım alır. 2 ile 3 söylenir. Doğru cevap E seçeneğidir. Tarih dersinde öğrencilerine tarih öncesi dönemleri anlatan öğretmenin bu dönemin araştırılması sırasında tarih biliminin diğer hangi bilim dallarından faydalandığını sorması üzerine verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır? Paleografya, yazı bilimi, antropoloji, ırk bilimi, arkeoloji, kazı bilimi, coğrafya, yer bilimidir. Kimya, karbon 14 metodu ile buluntuların yaşını belirler. Karbon 14. Şimdi buna göre baktığımızda tarih öncesi dönem yani yazıdan önceki dönem antropoloji var, arkeoloji, coğrafya ve kimyadan yararlanılır. Fakat o dönemde yazı olmadığı için paleografya biliminden yararlanılamaz. Doğru cevap A seçeneğidir. Bazı tarihçiler modern tarih yazımını Fransız filozof Voltaire ile başlatırlar. Çünkü Voltaire 14. Louis dönemini anlatırken ben ne kralın hayatını ne de saltanat yıllarını yazmak niyetindeyim. İsteğim insan zihninin tarihini yazmaktır diyerek kendisinden önceki bilim insanlarından ayrı bir yol benimsemiştir. Buna göre Voltaire'ı diğer tarihçilerden ayıran durum aşağıdakilerden hangisidir? Demiş ki C'de tarihi sadece devlet ve yöneticilerin tarihi olarak görmemesi. Burada ne diyor? Kralın hayatını ne de saltanat yıllarını yazmayacağım. İsteğim insan zihninin tarihini yazmaktır. Yani tarihi sadece devlet ve yöneticilerin tarihi olarak görmüyor ve bu yönüyle diğer tarihçilerden ayrılıyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihini bilmeyen milletler başka milletlerin avı olurlar sözüne göre tarih biliminin durumlarından hangilerinde yarar sağladığı söylenebilir? Milli bilincin oluşmasında yararlıdır. Tarihini bilmek önemli. Dolayısıyla bu insanlarda milli bilinci oluşturacak ve başka milletlerin hakimiyet altına girmeyecek, onların avı olmayacak. Ulusal bağımsızlığın sürdürülmesi yine tarihini bilmek bağımsızlık açısından hele hele Türk milleti açısından son derece önemli. Ulusal bağımsızlığın sürdürülebilmesi için tarihten ders alma ve geleceğe bu şekilde adım atma söz konusu. Halk egemenliğinin gerçekleşmesi bu konuda yarar sağladığını söyleyemeyiz. 1 ile 2 söylenir. Doğru cevap B seçeneğidir. Aynı şartlarda benzeri olaylar meydana gelebilse de tarih tekerrür eder yargısı yanlıştır. Zira benzer hadiselerin bile mutlaka birbirinden ayrıldıkları yönleri olduğu gibi. Bu olayların özel şartları, değişik mekanları ve daha da önemlisi kahramanlarının farklı karakterleri, psikolojileri ile dış etkenleri vardır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Buna göre şunu söyleyebiliriz. Tarihi olayların oluşumunda farklı etkenler söz konusudur. Yani birbirine benzer bile olsa tarih tekerrür eder diyemeyiz. Özel şartlar, değişik mekanlar, farklı kahramanlar bunlar tarihi olayların farklı etkenlerden meydana geldiğini göstermekte. Doğru cevap C seçeneğidir. Alman tarihçi von Ranke'nin araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan tarihçidir sözü tarih biliminin aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Araştırdığı döneme kendisini götüren insan yani araştırılan dönemin şartlarını göz önünde bulundurabilmek, o dönemin insanları neler yaşamış, neler düşünmüş
değer yargıları nelermiş, bunu göz önünde bulundurmak, yani araştırılan dönemin şartlarını dikkate almak bununla ilişkilidir. Doğru cevap E seçeneğidir. Buna göre geçmişi konu edinen tarih bilimi durumlarından hangilerinde fayda sağlar? Toplumsal kimliğin oluşmasında fayda sağlar. Milli bir kimlik kartı oluşturma, milli bilinci oluşturma bunda faydalıdır. İnsanın kendini tanıması, insanı insan yapan demiş, insana bir kimlik veren onun geçmişinden başkası değildir. Yani insanın kendini tanımasında tarih önemli. Kişinin toplumunu tanıması, ait olduğu toplumu, milleti tanıması yine tarih sayesinde gerçekleşecektir. Üçü de söylenir. Doğru cevap E seçeneğidir. Gelecekteki hayatımız için açık ve mantıklı bir takvim oluşturabilmek ancak bugüne gelinceye kadar izlediğimiz yolu bilmekle mümkün olacaktır. Amerikalı bir diplomatın bu sözleri tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir? Geçmişten ders alma, farklı yorumlara açık olma, diğer bilimlerden yararlanma, gözlem yapma imkanı bulunmama, yeni bulgularla değişebilir olma. Hayatımız için, gelecekte hayatımız için açık ve mantıklı bir takvim oluşturabilmek. Gelecekteki hayatımızı oluşturabilme, düzenleyebilme adına geçmişten ders almamız gerekiyor. Geçmişteki hataları tekrarlamayıp ona göre bir gelecek oluşturmak gerekiyor. Yani geçmişten ders alınmasını sağlama diyebiliriz. Doğru cevap A seçeneğidir. Tarihçi geçmişe ait bir bilgiyi gerçeği anlamak için kullanır. Bu bilgiyi ortaya koyan belgeler ise yoruma muhtaçtır ve olayın yaşandığı çağın ve toplumun ruhunu taşımaktadır. Bu bölgelerin yorumlanmasında tarihçilerin yöntemlerinden hangilerini benimsemesi gereklidir? Dönemin şartlarını dikkate almak gerekli. O çağın, yaşandığı dönemin, insanının düşünceleri, fikirleri, değer yargıları bunların dikkate alınması gerekiyor. Bugünün değer yargılarıyla belgeyi yorumlamamak, bugün tabii ki değer yargıları değişiyor. Geçmişi bugünle yargılayamayız. Onun için buna da dikkat etmek gerekiyor. Şahsi fikirlerine göre çıkarımlarda bulunmak tarihin tarafsızlığını bozacağı için bu söylenemez. 1 ile 2 söylenir. Doğru cevap D seçeneğidir. 2020 yılında olduğumuz dikkate alındığında günümüzden 4500 yıl öncesine denk gelen yıl aşağıdakilerden hangisidir? Tarih şeridinde hemen yapalım bunu. 2020 yılında olduğumuzu düşünelim. Burada 4500 yıl öncesini arıyoruz. Şimdi milattan sonra ve milattan önce burada ne yapacağız biz? 4500'den 2020'yi çıkaracağız. Çıkarırsak ne olur? 2480 çıkar. Yani milattan önce 2480 tarihi günümüzden 4500 yıl öncesine denk geliyor. Biz bunu ikisini topladığımız zaman zaten 4500'ü bulabiliriz. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Başta Orta Çağ olmak üzere ilk çağ ve yeni çağın başlangıç ve bitişlerini belirleyen tarihi gelişmeler doğrudan Avrupa tarihiyle ilgilidir. Bu dönemlendirmeler esas alınırken Batı toplumlarının tarihi gelişim aşamalarını gösteren kölelik, feodalizm, kapitalizm dikkate alınmış, diğer coğrafyalardaki gelişmelere yer verilmemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? C seçeneğinde diyor ki Avrupa dışındaki milletlerin tarihi süreçlerinin dikkate alınmadığı ki burada ne diyor? Tarihi gelişim aşamalarını gösteren Batı toplumlarının kölelik, feodalizm, kapitalizm dikkate alınıyor. Diğer coğrafyalardaki gelişmelere yer verilmemiş. O zaman Avrupa dışındaki milletlerin tarihi süreçlerinin dikkate alınmadığının bir göstergesidir bu durum. Doğru cevap C seçeneği. Miladi takvimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir yargıdır? Milat terimi Hz. İsa'nın doğumuna işaret etmektedir. Doğru. Milattan önceki bir tarihle milattan sonraki bir tarih arasındaki zaman farkı her ikisinin sayısal değerlerin toplanmasıyla bulunur. Doğru. Milattan sonraki tarihler milat noktasından uzaklaştıkça sayısal değer olarak büyür. Mesela işte biz milat noktasından yani sıfırdan uzaklaşıyoruz. 2022'deyiz. Sayısal olarak ne yapıyor? Büyüyor. Milattan sonraki iki tarih arasındaki zaman farkı birbirinin çıkarılmasıyla bulunur. Doğru. Milattan önceki tarihler milat noktasına yaklaşıldıkça sayısal değer olarak büyür. Yanlış. Şurası sıfır olarak düşünürsek işte burada 100. Şimdi 2022'deyiz. Buradan da yine işte 100, 2022 diyelim.
Ne oluyor? Sıfıra yaklaştıkça, yani milat noktasına yaklaştıkça sayısal değer olarak büyümüyor, küçülüyor. O zaman bu yanlış. Doğru cevap A seçeneği. Milattan önce 8000 yıllarında buzul çağının sona ermesiyle havalar ısınmış, insanlar mağaralardan çıkıp akarsu kenarlarına yerleşmeye başlamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçlarından biri değildir? Hayvanların evcilleştirmesi bunun sonuçlarından bir tanesi. Tarım başlıyor, köy yaşantısı başlamış, yerleşik hayat, toplumsal ilişkiler insanların yerleşik hayata geçmesinden dolayı, köy yaşantısından dolayı gelişmiş. Toplayıcı yaşamın başlaması, bunu söyleyemeyiz. Toplayıcı yaşam öncesinde zaten vardı. Artık bu dönemden sonra yavaş yavaş azalmaya başlamış. Yani insanlar üretici konumuna geçiyorlar çünkü. Doğru cevap E seçeneğidir. Görselde renklendirilmiş olarak verilen ve tarihteki en eski yerleşim bölgelerinden olan coğrafya aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır? İpek Yolu, Bereketli Hilal, Uzak Doğu, Sarı Irmak, Ihlara Vadisi. Evet, burada Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölge bir hilal şeklinde gösteriliyor. Yani Mezopotamya bölgesi. Bu bölge tarihte bereketli, topraklarının bereketli olmasından dolayı bereketli hilal olarak adlandırılmıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. Buna göre yazının olmadığı dönemlerle ilgili çıkarımlara ulaşmak için aşağıdaki bilim dallarından hangisinin yardımına başvurulması beklenemez? Yazının olmadığı dönem, yani tarih öncesi dönemle ilgili arkeoloji kazı bilimidir. Kazı biliminden yararlanılır. Coğrafya yer bilimidir. Her dönem yararlanılır coğrafyadan. Antropoloji ırk bilimidir. Tarih öncesi dönemde yararlanılır. Etnografya kültür bilimidir. Toplumların kültürünü inceliyor, yararlanılır. Numizmatik para bilimidir. Fakat yazının olmadığı dönemde, yani tarih öncesi dönemlerde para olmadığı için numizmatik biliminin de yardımına başvurulmaz. Doğru cevap E seçeneği. Sadece bu bilgilere göre Türkiye ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Bazı bölgelerin farklı çağlarda da yerleşim yeri olarak kullanıldı. Şimdi bakıyoruz, Antalya Karain Beldibi demiş. Yine Antalya Beldibi diyor. Yani hem Paleolitik dönemde hem de Mezolitik dönemde kullanılmış. Bu söylenir. Taş devrinin her döneminden yerleşimlerin olduğu. Bakalım, taş devrinin her döneminden yerleşimler olmuş Anadolu'da. Paleolitik dönemden var, Mezolitik ve Neolitik. Her dönemde yerleşim söz konusu. Dünya üzerindeki en eski yerleşim yeri olduğunu Türkiye ile ilgili söyleyemeyiz. 1 ile 2 söylenir. Doğru cevap B seçeneğidir. Tarih öncesi çağların taş ve maden çağı olarak ikiye ayrılmasında durumlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir? Kullanılan malzemelerin değişiklik göstermesi etkilidir. Taş kullanılmış, taş maden kullanılmış, maden devri çağı olarak adlandırılıyor. Yerleşik hayatın başlaması bu adlandırmada, ayırmada bir etken değil. Bu dönemlerin incelenmesini kolaylaştırmak, bu da bir etkendir. Çünkü böyle bir ayrım söz konusu olursa incelemek, araştırmak ve öğrenmek daha da kolaylaşacak. 1 ile 3 söylenir. Doğru cevap C seçeneğidir. Buna göre Neolitik çağda aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir gelişme yaşandığı söylenemez. Neolitik, yani yeni taş dönemi. Bakıyoruz, toplumsal yaşamla ilgili değişim, gelişme var. İnsanlar işte yerleşik hayata geçmişler, köyler oluşmuş, toplumsal yaşam gelişmiş. Mesken yapımıyla ilgili yine faaliyetler söz konusu. Köyler oluşunca mesken yapımı da gelişiyor. Alet kullanımı, çanak çömlek yapılmış, taştan, obsidyenden aletler geliştirilmiş. Sanatla ilgili yine bu dönemde işte anıtsal boyutlarda heykeller, kabartmalar var, söyleriz. Uluslararası ilişkilerle ilgili bu çağda bir gelişme yaşandığını söyleyemeyiz. Doğru cevap A seçeneği. Bu bilgiye göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Zamanla demir madeninin kullanımının arttığı, arkeolojik araştırmalar sonunda elde edilen bilgilere göre Doğu Akdeniz'de M.Ö. 12. yüzyılda silahların %3'ünün, M.Ö. 11. yüzyılda %20'sinin, 10. yüzyılda %50'sinin demirden yapıldı. Yani giderek ne olmuş? Maden kullanımı artmış. 3'ten 20'ye, 20'den 50'ye çıkmış. Silah yapımında demir dışında malzemelerin de kullanıldığı, %50'si demirden, geri kalan %50'si demek ki başka malzemelerden yapılmakta. Doğu Akdeniz'de maden çağının sona erdiğini söyleyemeyiz. 1 ile 2'ye ulaşılır. Doğru cevap B seçeneğidir.
Tarih öncesi devirlerin başlangıç ve bitiş zamanları bölgelere göre farklılık gösterir. Yazdan önceki dönemlerde bütün toplumların aynı sıralamayı takip etmemesi, tarih öncesi devirleri birbirinden kesin olarak ayırmayı zorlaştırmıştır. Bu durum tarih öncesi dönemlerin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır? Uluslararası alanda tek takvim ve tarih sisteminin kabul edilmesi, tarih öncesi dönemlerin her yerde aynı şekilde tarihlendirilmesi, tarih öncesi dönemlerin tarih çağlarına dahil edilmesi, tarih öncesi dönemlendirmede bölgesel olarak adlandırmalara gidilmesi, tarih öncesi dönemler tek dönem olarak kabul edilmesi. Bütün toplumların aynı sıralamayı takip etmemesi tabii ki tarih öncesi devirleri birbirinden kesin olarak ayırmayı zorlaştırıyor. O yüzden bölgesel olarak adlandırmalara gidiliyor. Mesela Mezopotamya ayrı, Anadolu ayrı, Avrupa ayrı bir şekilde değerlendiriliyor ve bölgesel olarak bir adlandırma söz konusu. Doğru cevap D seçeneğidir. Sümerce, Mezopotamya çevresinde konuşulan ve yazıya geçirilen bütün dilleri etkilemiş ve bu dillere çok sayıda kelime vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez? Sümerce'nin din dili olarak benimsenmesi önemli bir etkendir, bunu söyleyebiliriz. Yazılı edebiyatın Sümerce ile başlaması yine farklı dilleri etkilemesinde bir etken. Sümer kültürünün etrafındaki kültürlerden daha gelişmiş olması yine önemli bir sebeptir. Sümerlerin diğer topluluklarla ticari ilişkiler kurması ve onları etkilemesine yol açmıştır. Sümerlerin şehir devletleri halinde örgütlenmesi bu durumun bir nedeni olarak söylenemez. Yani şehir devletleri halinde örgütlendiği için, yaşadığı için diğerlerini dil olarak bu şekilde etkilemesi mümkün değil. Doğru cevap C seçeneğidir. Eski Mısır'da tıp, eczacılık ve insan bedeniyle ilgili bilgilerin üst düzeyde olmasının aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili olduğu savunulabilir? Nil Nehri'nin taşkınlara neden olmasıyla, mumyacılığın dini bir gereklilik olmasıyla, firavunların mutlak yönetimiyle, çetin şartları olan bir bölgede yaşamalarıyla, çok tanrılı bir inanç sisteminin varlığıyla. Tıp, eczacılık ve insan bedeniyle ilgili bilgiler gelişmiş. Çünkü mumyacılık var. Özellikle soylular, firavunlar mumyalanıyor ve bu şekilde defnediliyor. Dolayısıyla mumyacılığın daha iyi yapılabilmesi için ve cesetlerin korunabilmesi için tıp, eczacılık gelişmiş, insan bedeni de tanınmıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. Yazının keşfi sayesinde aşağıdakilerin hangisinde gelişme yaşandığı söylenemez? Edebi eserlerin günümüze ulaşmasında yazının keşfi önemli. Kültür aktarımı yazı sayesinde hızlanıyor. Bilimsel bilgi artmıştır. Bunu da söyleriz. Siyasi ve idari yapılanmanın standartları yazı sayesinde belirleniyor ve korunuyor. Konar göçerliğin yayılması yazının buna etki ettiğini söyleyemeyiz. Doğru cevap E seçeneğidir. Tarım faaliyetleri için duyulan bu ihtiyaç sonunda aşağıdaki bilimlerden hangisi ortaya çıkmıştır? Bu nedenle insanlar gökyüzündeki doğa olaylarını ve varlıklarını gözlemleyerek anlamaya çalışmışlar ve elde ettikleri bilgileri sonraki nesillere aktarmışlardır tarım alanında. Takvim ortaya çıkıyor ve tabii ki böylece yani tarım faaliyetleri için duyulan bu ihtiyaç sonunda astronomi bilimi gelişiyor. İnsanlar gökyüzünü bu şekilde gözlemliyorlar. Doğru cevap A seçeneği. Yazının icadında zikkuratların oynadığı rol aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? Zikkurat, Mezopotamya'da Sümerler'de görülen bir tapınak. Çok fonksiyonlu. Tapınak, depo, okul, gözlemevi olarak kullanılıyor. Ve tabi yazının icadında etkili. Çünkü buraya çeşitli ürünler getiriliyor. Halk tarafından, vatandaş tarafından. Ve bu ürünler buradaki din adamları tarafından kayıt altına alınıyor. Bu da tabii ki yazının icadında önemli. Yani zikkuratta depolanacak tahıl ürünlerinin kayıt altına alınmak istemesi yazının icadında önemli rol oynamış. Doğru cevap D seçeneğidir. Haritada sarı renkle işaretlenmiş olan ilk çağa ait bölge aşağıdakilerden hangisidir? Uzak Doğu, Orta Asya, Mezopotamya, Arap Yarımadası, Sarı Nehir Havzası. Fırat ve Dicle nehirlerinin arası gösterilmiş sarı bölge bunu ifade ediyor. Sümerler, Elamlar, Akatlar, Babiller, Asurların kurulduğu bölge. Bu bölge ilk çağda Mezopotamya olarak adlandırılmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir.
Aşağıdakilerden hangisi Çinlilerin uygarlık tarihine katkılarından biri değildir? Mürekkep Çinliler tarafından bulunmuştur. Tahta baskı kalıpları ile ilk matbaa yine Çinliler tarafından geliştiriliyor. Barut ve pusula da Çinliler tarafından icat edilmiştir. Sıfır rakamının geliştirilmesi ise Çinliler tarafından dünya medeniyetine bir katkı olarak bunu söyleyemeyiz. Çünkü Çinliler yapmıyor bunu. Hindistan'da sıfır rakamının kullanıldığını söyleyebiliriz. Doğru cevap E seçeneğidir. İlk çağın önemli gelişmelerinin yer aldığı bu kronoloji cetveline göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Cetvel miladi takvime göre düzenlenmiştir. Bakıyoruz, evet, sıfır demiş. 325, 375 kavimler göçü miladi takvime göre hazırlanıyor. Başlangıç, çünkü Hz. İsa'nın doğumu kabul ediliyor miladi takvimde. Yazının keşfi ilk çağın başlangıcı sayılmıştır. Yazının keşfi, tüm Sümerlerin yazıyı bulması tarih çağlarının başlangıcı demiş burada. Doğru. Pers İmparatorluğu en uzun süreli varlık gösteren devlettir. Bunu söyleyemeyiz. Yani burada baktığımız zaman Pers İmparatorluğu çok da uzun yaşayan bir devlet olarak gözükmüyor. 3 söylenemez, 1 ile 2 söylenir. Doğru cevap B seçeneğidir. Kronoloji cetveline göre aşağıdakilerden hangisi ilk çağa ait bir özellik değildir? Büyük göç olaylarının yaşanması ilk çağa ait bir özellik. Kavimler göçü verilmiş burada. Devletler arası çatışmalara sahne olması. Bunu da söyleyebiliriz. Burada çeşitli anlaşmalar var. Devletlerin yıkılması vesaire çatışmalara sahne oluyor. Aynı anda birden fazla imparatorluğun bulunması. İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, aynı anda birden fazla imparatorluk var. Hukukun yazılı hale gelmesi. Bunu da söyleyebiliriz. Urkagina yasaları, Hammurabi kanunları gibi yazılı hale ne yapıyor? Geliyor. Ticari hayatta takas usulünün tamamen ortadan kalkmasını buradan çıkaramayız. Doğru cevap D seçeneğidir. Mısır ülkesinin büyük bölümü çöllerle çevrili olmasından dolayı dış dünyadan soyutlanmıştır. Mısır'ın bu özelliğinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez. İstilalardan korunmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Çöllerle çevrili olduğu için soyutlanıyor. Tarihinin kesintisiz devam etmesi söz konusu, çünkü başkalarından etkilenmiyor. Siyasi tarihi bir bütünlük gösterir, bunu da söyleriz. Kendine özgü bir kültürü vardır. Başka medeniyetlerden etkilenmeden kendine özgü bir kültür oluşturmuştur. Tanrı kral anlayışının gelişmesine bunun neden olduğunu söyleyemeyiz. Doğru cevap D seçeneğidir. Mezopotamya'nın ilk çağı boyunca sık sık farklı kavimlerin istilasına uğrayan bir bölge olmasının durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? Günümüze ulaşan mimari yapılarının sınırlı olması, sık sık istilaya uğradığı için mimari yapılar çok fazla günümüze ulaşmamıştır. Tarım üretiminin temel geçim kaynağı olması, bunu söyleyemeyiz. Anadolu'da ticaret kolonileri kurulması, buna da ortam hazırlandığı söylenemez. Yalnız bir söylenir, doğru cevap A seçeneğidir. Buna göre Asurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Asurlar Anadolu'yla ticaret yapıyorlar. Anadolu'ya yazıyı getirmişler ve burada tarihi çağları başlatmışlar. Asurlu tüccarlar başta Kaniş, yani Kültepe olmak üzere Anadolu'nun pek çok yerinde pazarlar kurmuşlar. Bu da Mezopotamya uygarlıklarıyla Anadolu uygarlıkları arasında kültürel etkileşime yol açmıştır. Yani Asurlar kültürler arası etkileşimde rol oynamışlardır. Doğru cevap E seçeneğidir.